bakmayın dedim. Bizler utanç içindeyiz. Ve inanıyoruz ki vicdanı olan, saygısı olan, hakkı bilen insan, insan olmayı becerebilmiş her birey bu utancı bizimle paylaşıyor. Utanıyoruz çünkü geçen hafta Adana'da kendini diğerlerinden üstün gören bir baba, doktor odasının kapısını kırarak çocuğunu muayene ettirmek istedi. Ve sırası gelmediği için geriye kalması söylenince doktoruna daha önce çocuğunu emanet edecekken burnunu kırdı. Utanıyoruz çünkü yine bir hastanın tamamen normal geçen bir operasyon sonrası başka bir sağlık sorunu nedeniyle kötüleşmesini fırsat bulan akrabaları dehşetiyle kolu ve kafa satasını kırdı üroloji uzmanı meslektaşımızın. Utanıyoruz çünkü burada 100 metre ötede Esenyurt Karakolu'na imza atabilecekken bundan imtina eden denetimli serbestlikteki bir zorba önce 2 Ekim'i zorlamış, daha sonra Nurullah hocamıza gelmiş, onun muayenesi sonucu rapor gerekmediğini yanıtını alınca terör estirmiş, durmamış, yetinmemiş, bir devlet hastanesine gitmiş, orada kinini kusmuş, tehditle raporunu almış ve maalesef bu süreçte 3 kere polisin elinden salıverilmiştir. Utanıyoruz çünkü canımızla bir tuttuğumuz bu ülkede sağlıkla şiddet kelimeleri bir arada kullanılıyor. Ve utanıyoruz ama bir taraftan da gururluyuz. Çünkü bir tarafta cılız yasalar, diğer tarafta siyasetin dili. Bir başka tarafta diziler, filmlerde kullanılan cahil senaryolar. Ve sosyal medyadaki linç kültürü saldırısına rağmen inatla sevgimiz, inandığımız, bildiğimiz işi, ekmeğini yediğimiz bu ülkenin insanlarına sağlık katmak için kullanıyoruz. Defalarca çağrıda bulunduk. Basın açıklamaları, yürüyüşler, iş bırakmalar yolu ile ilgilileri uyardık. Özür diliyoruz. Meslektaşlarımızdan özür diliyoruz. Yetmedik, yetemedik, çözemiyoruz. Hala sürekli şiddet yükseliyor. Bunca yılda elimizde bir torba yasanın içinde çıka çıka suçluyu polise yakalama ve savcıya teslim etme yetkisi çıktı. Ve polisin 3 kere elinden bıraktığı denetimli serbestlik kalmış zorbalığı ile hekimin özgürlüğünü kısıtlamaya kalktı. Bizler yerine başkasını koyamayacağınız bir mesleğin erbaplarıyız. Bizler dünyanın en eski, en saygın mesleğinin uygulayıcılarıyız. Bizler özgür ve bağımsız olarak yaptığımız sürece faydalı olabileceğimiz bir sanatın yapıcılarıyız. Özgürlüğümüze uzanan her el, her söz sizin sağlığınıza uzanmaktadır. Uyarımız net. Bizler küsüyoruz. Mesleğimize, size ve bize bunları reva görenlere, dokunmayanlara, dokunamayanlara küsüyoruz. Bizim küskünlüğümüz kötüdür. Sağlıksızlığa neden olur. İşimizi bu küskünlükle yapar isek toplum, bütün toplum hastalanır. Burada fiziksel olarak ya da kalbiyle birlikte olan tüm kardeşlerimiz adına kanun yapıcı ve uygulayıcılarına sesleniyoruz. Bu uyarımızı dikkate alın. İnanmıyorsanız dahi gülüp geçmeyin. Yapın anketlerinizi, ölçün. Göreceksiniz ki daha çok küsüyoruz, daha az özgürce, daha az bağımsızca sizlere yaklaşıyoruz. Sizler aslında bizlere yaptıklarınızla kendinizi cezalandırıyorsunuz. Farkına varın. Talebimiz net. 2 maddelik bir şiddet yasası. Ertelemesiz, paraya çevrilmeyen, geri bırakmaya cevaz vermeyen bir sağlıkta şiddet yasası. Çıkarın bu yasayı. Yetkinizi bu ülkenin insanlarının sağlığı için kullanın. Bu ülkenin güzel insanlarının sağlığını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Biz bu hakkı siz sağlıkçıların çığlığını duymasanız dahi size vermeyeceğiz. Fakat bilin ki yılgın değiliz, küskün olabiliriz. Yılgın değiliz, gururluyuz. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ve bizimle kalbi birlikte olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duruyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha ne yapmamız gerekiyorsa, neyi eksik bıraktıysak her şeyi tamamlayacak ve yapacağız. Söz veriyoruz. İlk adımı burada atıyoruz. Saygılarımızla.